Hemen aslanlar geliyor. Ben spotu yazayım bu arada çünkü tekrar edeceğiz. Aslanların tablosuna bakalım. Aslanlarda sağlık konusunda minik bir endişe var. Aşk hayatlarında da ikili ilişkilerinde de zannediyorum Nuray Sayar'ı aslanları uyaracak. Diğer tabloda gelsin bakalım. Evet Nuray'cığım, söz Şimdi sende. Şöyle bakalım bu hafta aslanları neler bekliyor? Aşk hayatında sakin olmaya çalışın demişsin. Neden? Bak, beklemeye ve izlemeye gerçekten önem vermeleri gereken bir haftada. Aşk hayatınızda sakin olmaya çalışın. İş hayatınızda aceleci ve ısrarcı olmayın dedim. Aslanlar ve yükselen aslan burçları, haftaya hızlı bir girişle başladınız. Neyle ilgili? Sosyal çevre, arkadaşlıklar, iletişim konularıyla ilgili. O bunu dedi, o bunu yaptı. Bu bana niye böyle dedi, bu benim hakkımda niye bunu konuştu gibi. Duyumlar, söylemler. Ciddi anlamda psikolojiniz açısından haftaya gizli bir giriş yapmanıza neden olmuş olabilir. Hatta sabah saatlerinde uykudan uyandığınızda bir telefon trafiğine bile dalmış olabilirsiniz. Özellikle bu hafta güzel bir hafta olsun istiyorsanız, uzun zamandır görmediğiniz, vakit geçirmediğiniz sevdiklerinizle olmaya, feyiz aldığınız, örnek aldığınız kişilerle bir arada olmaya hem önem verin, hem kıymet verin, hem de ruhunuza iyi gelen ortamlarda olmaya izin verdiğiniz takdirde yaşam enerjinizin yükseldiğini gözlerinizle göreceksiniz. Aynı zamanda şimdi aşkta, evlilikte ve ilişkilerde geçtiğimiz günlerde, haftalarda, aylarda haksızlığa uğramış bir aslan burcu bireyiyseniz, şimdi öyle bir haftadasınız ki tutulma size şunu yaşatacak. Derin bir nefes al, bekle, yaslan, nefes al, şükret ve izle. Kim ne yaparsa kendine yaparmış dedirtecek evren size. Çünkü vaktiyle size gözyaşı döktürenlerin nasıl gözyaşı döktüğünü göreceksiniz. Hani benim çok sevdiğim bir atasözü vardır. Söyleyebildiğim tek atasözüdür. Hesap döner, sap döner, hesap döner. Ay bak, söyleyemedim. Neyi? Keser döner, sap döner, gün gelir hesap döner. Söyledin. Bak söyle, benim de ayım aslanda. Örneğin 13-14 Haziran'da ben bir şey yaşamıştım. Allah tarih tekamülden ibaret dedim. Hatta hikayeme de yazdım onu. Aa, dün gördüm. Keser döner, sap döner, bir Gün gün gelir gelir hesap hesap döner. döner. Dönüyor. Bak benim ayım aslanda, benim de psikolojik anlamda Yani etkiledi sen onu. bunu gördün. Hem de nasıl gördüm biliyor musun? Ve kendi kendime şöyle yaptım. Yaslan, Ama seyret. şimdi olmuyor ki. Bu arada şey sormak istiyorum. Ne oldu Nuray? Anlatsana. Yok, Kimdi? anlatamam. Onu ne zaman öğreneceksin biliyor musun? Ne zaman? Vay diyeceksin. Bir kez daha parmak ısırtacağım herkese. Eylül'ün 9'unda. Bu Aa. kadar. Şimdi aslanların psikolojisine geçiyoruz. Bunu da hiç sevmiyorum biliyor musunuz? Yani Sana sonra neyse anlatırım. hadi olmaz. Ben hep her şeyi seyircimle vallahi burada paylaşıyorum. Sonra da istemiyorum senden. Ya Hayır, şimdi anlatmayacağım. Olmaz, yasak. Temmuz'un 9'unda mı söyleyeceksin? O sırada biz Hayır. yayında o ha, 9 Eylül'de. Eylül'de. Eylül'de vallahi Yayındayız, unutmuyorum, yazıyorum bunu bir değil mi? kenara. Oradan çıkıp buraya geleceğim. Ha. Tabii. Anladım, tamam. Şey, özel hayatınla ilgili bir şey. Evet, aynen öyle. Şimdi Peki. bak, özellikle Merkür'ün Yengeç burcunda gerilemeye başlaması birçok aslanın kendi içsel dünyasında tam anlamıyla güneş tutulması ve sonrasında öğrenim, bilgi, ilerleme hususunda da ayrıca mutluluk katacak, ayrıca güven katacak, ayrıca huzur verecek. Hı. Şimdi size üzüntü vermiş, haksızlık vermiş, hiç kimse için çenenizi bile yormayın. Arkanıza yaslanın, huzurlu olun, mutlu olun. Çünkü hayat size bundan sonra ikramlarını sunacak. Aslanlar aşkta kazanıyor mu? Kazanıyor. Süper. Yani Merkür gerilemesi bitsin, Venüs gerilemesi bittikten sonra ve bu arada çıkan kişilerle büyük aşklar başlayabilir. Değil mi? Çok büyük aşklar. Kalbi boş olan aslanların kalbi doluyor mu? Doluyor tabii ki. Peki evliliğinde sorun yaşayan aslanlar çözüme ulaşıyor mu? Onların arkasına yaslanıp sabırlı olması gerekiyor. Seyredecekleri çok güzel günleri var. Kıymet bilinecek, değer verilecek, huzur yaşanacak ve mutlu olunacak. Kesinlikle. Anladım. İş hayatlarında nasıl peki Başarı, aslanlar? kazanç, ilerleme. Ama sakın ego yapmayalım.
Egodan uzak kalalım. Yani ben başarırım, ben hallederim, düştüysem toparlanırım değil. Allah'ın izniyle diyelim, kendi yolumuzda ilerlemeye özen gösterelim. Peki iş hayatlarında aceleci ve ısrarcı olmamaları konusunda uyarmışsın aslanları. Telaş etmeyecekler. Neyin telaşı mesela? Çok çabuk yapmak, çok çabuk başarmak, akışa bırakarak başarmak. Zamanla her şey olur Her diyorsun. şey olur. Kesinlikle. Peki dur bakayım başka ne soracağım? Ay bana da yazın ne öğrenmek istiyorsanız. Şimdi özellikle şunu net söyleyebilirim. Bak Ha, sağlık da soracağım aslana. Merkür'ün Yengeç burcunda gerilemeye başlamasıyla birlikte bilinçaltınızda sevgili aslanlar tuttuğunuz bazı konular, eski hatıralar kendinizi tekrar yorabilir, hatırlatabilir. Yani eskiden size yapılmış olayları Merkür gerilemeye başladığı anda gündem konusu olabilir. Yani eskiyi pek anmaya, eskinin üzerinde pek durmaya önem vermeyin. Kafa yormaya gerek yok Kafanızı diyorsun. yormayın çünkü psikolojik sağlığınız çok önemli. Peki ama diyorsun ya aslanlara yeni aşklar gelecek. Ama geçen hafta hatırladığım kadarıyla herkes uyarmıştın. 25'ine kadar, Haziran 25'ine kadar gerileme var. Yeni aşklara başlamayın diye. Venüs gerilerken başlayan aşktan hayır gelmez. Ama şu var bak şimdi. Tanışmıştır, çok etkilenmiştir. Bu bir deneyim. Bundan sonrası daha iyi olacak niyetiyle başlanırsa yaşayın. Ama belki Venüs gerilerken doğduysanız, Merkür gerilerken doğduysanız sizi asla etkilemeyecektir. Şimdi sen bekar bir hanımsın, Merkür gerilerken doğmamışsın. O zaman senin başlamaman gerekiyor. Ne bir ilişkiye, ne bir imzaya, ne bir karara. Asla duygu olarak da, düşünce olarak da, yaşam olarak da adım atmaman gerekiyor. Hanımlar beyler 25'ine kadar Merkür gerilemesi Haziran 25'e kadar devam edecek. Peki aslanlara birkaç başlıkla bu hafta şunlara şunlara dikkat diyeceğin ne var? Eski konuların üzerinde durmayın. Terk edildiyseniz ya da bir ayrılık yaşadıysanız eski partnere ait hiçbir eşyayı yaşamınızda ve evinizde barındırmayın. O Tamam. enerjiyle bağınızı kesin. Şimdi aslan erkeğiyle başak kadını uyumlu olur mu Nur abla? Ne olur bana söyler misin? Benim aslan erkeği sevdiğim biri var. Ben başak kadınıyım. Şimdi başak kadını idare etmeyi çok sever. İdare edebilme enerjisi yüksek olduğu için aslanı idare ettiği müddetçe, sakin olduğu müddetçe uyumlu bir ilişki yaşayıp sürdürecektir. Ama normalde su nasıl ateşi söndürürse aslan ateş grubu olduğu için toprak da ateşi söndürür. Söndürmeye çalışmayın ki uyumunuz devam etsin, ilişkiniz sürebilsin. Peki, Başak Burcu için aşk bir yalan mı değil mi? Yani Başaklar aşka inanır mı? Şimdi Başak düzen sever, yönetmek sever, otokontrolü elde tutmak sever. Yani kontrol ele alırsa aşk onun için gerçektir ama ele alamazsa gerçek değildir. Bir terazi kadını erkekten ne bekler? Terazi kadını sevdiğim var ve merak ediyorum beklentilerini demiş. Terazi kadını çok sevilmek ister. Hı. Tüm ilgiyi, sevgi enerjisini üzerinde toplamak ister. Şefkatinizi, sevginizi ondan ihmal etmediğiniz müddetçe Esirgemeyin diyorsun. tam böyle bir hatun kişi olarak sizi de ödüllendirir. Akrep kadını için en şanslı ay hangi ay? Akrepler şanslı döngüye girdiler. Kadın Kadın erkek. erkek. Özellikle 23 Temmuz ve sonrasında ilişkiler konusunda dönüşüm ve değişim olacağı için çok şanslı olacaklar. Müthiş. Peki yay kadınını mutlu eden renkler hangi renkler? Kırmızı ve pastel tonlar. Bugün bana Evet bakın bak. mutlu olun. Bugün Yaylar. Ay Koç burcunda başladın. O yüzden de sen kırmızı giymişsin. İçimizi, gönlümüzü açtın. Etkiliyor değil mi Etkilemez renklerde? mi? Tabii bildiğim için giymedim yani. Çok bilinçsiz bir şekilde giydim ama. Ama ruh hafızan her şeyi bildiği için ruh hafızan dedi ki hadi bugün kırmızı Kırmızı giy. vallahi öyle. Bende de ne ruh hafızası varmış. Var var tabii canım. Herkes de var. Oğlak Burcu başkalarına özenerek mutsuz mu oluyor? Oğlak lüksü sever, konfor sever. O konforu ve lüksü oluşturamazsa mutsuz olur. Aslında kimseye özenmez. Peki. Kova kadının kalbini kazanmanın en kolay yolu ne? İkili ilişkilerde ama. Dürüst ve adil olacaksın. Kova kadını çalışmayı, üretmeyi çok sever. Çalışkan, üretken bir kişiyle çok mutlu olabilir. Peki. Yengeç kadınla nasıl bir ev mutlu eder? Nur abla ev düşüyoruz, yeni evleniyoruz ve karım Ay Allah yengeç. mesut etsin. Düğünümüz olacak demiş Kasım ayında.
Şimdiden evi döşemeye başladık. Nasıl bir ev yapalım? Bir evi perdesi ve halısı gösterir diye söz vardır. Çok doğrudur. En güzel perdelerle, tüllerle süsleyin. Çok mutlu edersiniz. Maddiyattan kısıtlamayın. Güldürdün beni sabah sabah.